verilebilecektir. Ve arkadakini görüyorsunuz ama çocuklar öyle kar mar tatili falan değil bu. Onu anlamayın. Yanlış anlamayın yani. Vali amcalar dedik. Yetki sizdeymiş. Diyeceksiniz ki çocuklar şimdi tüm Türkiye'deki valileri kastettik. Diyorsunuz ki nedir abi bu nedir anlat bize. Vallahi bu aslında valiler okey derse bu işe tamam derse sabahları uykuları biraz daha böyle sabah uykularını biraz daha uzatmış olacaksınız. Ama abla akşam daha ne sabah. Sen memnun musun karanlıkta? Kaçta uyanmak isterdin? 12. Biraz aydınlık olsa daha iyi olur tabii ki. Yani saatlerin değişmesini istiyoruz açıkçası. Ama değişmiyor. Hava zifiri karanlık. Güneş ışığı değil, ay ışığında okula gitmeye devam ediyor çocuklar. Çocuklar uyuyor karanlık, uyanıyor hava yine karanlık. Havanın aydınlanması ancak birinci dersi buluyor. Ay var, mehtap varken gidiyoruz biz. Yakında bir de hicri takvime mi geçirecekler? İlk derse çok kişi uyuyor zaten sınıfta da. CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka yaz saati uygulaması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la görüştü. Bakanlıksa topu valiliklere attı. Yetkilerin valilerde olduğunu, derslerini bir saat öteleyebilirsiniz. Bileceklerini söyledi bakan. Ama bu kez veliler için karanlık sorular başlıyor. 9'da iş başı yapıyorum. 8'i çeyrek geçe okula bırakıyorum. Olmaz. Benim açımdan olmaz. Okul saatlerinin 1 saat itelenmesi, 1 saat geç başlatılması soruna bir çözüm üretmeyecek. Çünkü çalışan anne babalar çocuklarından 1 saat önce evden çıkmış olacaklar. Çoğu anne baba çocuğunu okula gönderip işine gidiyor. Valiler karar verirse, ders zili geç çalarsa bu kez anne babalar evde beklemek zorunda. Onlar işe geç kalacaklar. Akşam dönüşler de ona göre planlanacak. Çalışma Bakanı da artıları eksileri değerlendirilir dedi ama zaman vermedi. Yani aydınlıkta okula ve işe gitmek şimdilik rüyalarda kaldı. Uyandırmak çok zor oluyor. Karanlık ya. Onu görünce bir 10 dakika daha, bir 10 dakika daha. Haberi Beril Özcan yaptı. Kazım Gökçe ve Mahmut Özgün görüntüledi.